Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme, okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar. Merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte öğretti bana sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim yani acıyan yanım anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte. Sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne. Her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladın. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyor dedim. Bugün ben de saçlarım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Babam kızım iç dedi. Ben de bana ne dedim. Kızım ekmek dedim ama sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acı anne. Of, herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep annem beyaz araç renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyorum anne. Of babam. Her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. E biliyorum babam pasta yapmasını bilmez ki anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını? Çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun içine alıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüp kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Ha, unutmadan. Öğretmen yarın anneye anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağımı öpeyim. Sen de rüyama gel. Beni öp anne. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyanıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim anne. Çok özledim.